Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle fileli çalışma koltuğu, ofis koltuğu kurulumunu gerçekleştireceğiz. Ürünü birazdan göstereceğim. Açım dar olduğu için şu an kameramın yerini değiştiremedim. Ürünü gitti gidiyordan aldım arkadaşlar. Ancak kargodan memnun kaldığımı söyleyemem. Çünkü havalı poşet dedikleri bir şeyle sarmışlar ve üstü biraz kirli olduğu için eve almadan önce kapının önünde çıkarttım. Şu an ekranda zaten kargolama paketini görmektesiniz. Dediğim gibi sadece havalı poşet dedikleri poşetle sarılmış. Ürünün içindeki çıkanları göstermeden önce şöyle göstereyim. Bu iki teker direkt zaten poşeti çıkarttığında yere düştü arkadaşlar. Diğer ürünler de bu şekilde. Havalı poşetin içine sarılmış olarak geldi. Öncelikle paketimizin içinden çıkanlara bakalım arkadaşlar. Ben şöyle kameraya yaklaşayım. Boyunluk arkadaşlar. Özellikle çalışma masasında boyunluk olmasını istememin sebebi arkadaşlar, çok fazla çalışırken boyunumuz çok ağrıyor. Bu yüzden boyunluklu olsun istedim. Boyunluğu isterseniz takıp isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Burada vidayla tutturulmuş görüyorsunuz. Sert plastik yapısına sahip arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, plastik biraz ağır kokuyor. Ve şu şekilde oynar başlıklı yapmışlar arkadaşlar. Bunları taktığımızda daha net anlayacağız. Umarım ergonomi açısından iyi tasarlanmıştır. Plastik yapısı sert. Ama kokusu biraz ağır. Fileye biraz bassam yırtılacak gibi duruyor ama. Güvenemedim bir an, bilmiyorum. Ergonomi açısından da rahatmış gibi geldi. Bunu kenara bırakıyorum arkadaşlar. Bu da metal arkadaşlar. Koltuğumuzun altına takıp inip kalkma hareketini yapacağımız aparat. Bayağı da ağır bir malzeme. Bunu da kenara bırakıyorum. Bu da hemen onun ardına takılacak olan uzayıp kısamasına yarayan aparat. Şu kısım metal, ortası plastik ama şu dışındaki plastiği beğenmediğimi söyleyebilirim. Biraz dandik geldi. Bilmiyorum. Bunu da kenara bırakayım. Söylediğim gibi arkadaşlar, kargoyu açtığımda diğer iki teker dışarıdaydı. 5 adet tekerimiz var. Büyük bir ihtimalle burayı krom ayağımıza geçireceğiz arkadaşlar. Tekerlekleri de böyle bıraktıktan sonra
krom ayağıma geçiyorum. Tekerlekleri de büyük bir ihtimalle buraya geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, şuralar metal. Şu üstüne geçirdikleri aparat plastik arkadaşlar. Görsellik açısından güzellik versin diye buraya plastik bir aparat getirmişler arkadaşlar. Şurada geldiğimiz yuvarlakımsı parça plastik ve görüyorsunuz eğilip bitiriyor. Neden boyunluk tercih ettiğimi söyledim. Krom ayak tercih etmemin sebebi de plastik ayaklar çabuk kuruluyor, bu yüzden krom ayak tercih ettim arkadaşlar. Daha uzun süre beni götürsün diye. Şimdi gelelim asıl ürünümüze arkadaşlar. Asıl oturma işlemini gerçekleştireceğimiz kısım burası. Şu an elle pek bir şey anlaşılmıyor. Oturduğumuzda daha iyi hissedeceğiz. Zaten filede, boyunluktaki fileyle aynı. Plastik, sert bir plastik ama boyunlukta da bahsettiğim gibi plastiğin kokusu garip geliyor. Zaten ürünü çıkarttığımızda da öyleydi. Burası da alt kısmı arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz vidalarda söküp inip kalkma hareketini gerçekleştirecek aparatı bağlayıp kurulumu gerçekleştireceğiz. Yavaştan başlayalım. Burada ince bir ahşap kullanılmış. Sesi duyuyorsunuz. İşin açıkçası burada da çok ince bir file kullanılmış. Bu da çok hoş değil. Gerçi altta kalacağı için pek görünmeyecek ama insanın beklentisi her zaman yüksek oluyor. Bu kısımları da zaten zımbalamışlar. Şimdi de ayakları geçiriyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, şunu da söylemek istiyorum. Bazen sipariş verdiğimizde şu kollar şu üst plastiği ile alt tabanla ayrı gelebiliyor. Bu arada ayakları da takmış oldum. Şöyle göstereyim bunu. Şuralardaki vidalar görüyorsunuz. Bunlar da söküp takmalı. Biraz önce koltuğu gösterirken
söylemeyi unutmuştum. Ekleyeyim. Bunu da arkadaşlar krom ayağımızı oturtturacağız. Koltuğumuzun altında bir delik var arkadaşlar. Onu da şurasına denk getiriyoruz. Bir de şöyle oturup bakalım arkadaşlar. Boyunluğumuz kaldı. Boyunluğumuzu da takalım. Kurulum gerçekleştirdik arkadaşlar. Tekrar oturalım. Şu an gayet bel desteğine bakalım. Şu pozisyonda belimiz tam oturuyor. Ama ders çalışırken ya da bilgisayarla çalışırken şöyle hafif eğilirsek sıkıntı olabilir. Bu arada boyum 1.73 falan. En azından orantıyı anlayabilin diye söyledim. Ofis koltuğu, çalışma koltuğu, fileli koltuk kurulumumuzu gerçekleştirdik arkadaşlar. Ürünle ilgili fikirlerimizi de söyledik arkadaşlar. Önceki videolarımızdan şu an kartlar kısmından ve yorumlar kısmından ulaşabileceğiniz metal çalışma masası kurulum videomuz var arkadaşlar, onu da izleyebilirsiniz. Şimdi ben kameranın arkasına geçip koltuğumu masama doğru itip o şekilde göstermek istiyorum. Çalışma masam buydu arkadaşlar. Koltuğun duruşunu göstermek adına bu çekimi yapıyorum. Çalışma masası ile ilgili şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kullanımı ile ilgili gayet rahat olduğumu söyleyebilirim. Arkasındaki çapraz arkalığı görüyorsunuz. Aslında orijinal delikler şu an şu gördüğünüz öndeki deliklerdi. Ama ben arka tarafı deldim. Çaprazları diğer tarafa aldım ve otomatikmen raflarım sağ tarafa geçmiş oldu. Bunu söylemek istiyorum çünkü rafı sağa ya da sola almanız bu şekilde daha kolay olacak. Kullanım açısına göre değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz zaman ya da kurarken yanlış kurdunuz. Daha basit bir yolla değiştirmek istiyorsunuz. Bu yöntemi kullanın derim. Çünkü diğer türlü vidaladığınız bütün vidaları sökmek zorunda kalacaksınız. Bunu da ekstra bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda size ürünü açtığımızda içinden çıkan malzemeleri söylemiştik. Boyunluk kısmı geldi. Boyunluk oynar başlıklı. Boyunluğu neden tercih ettiğimi söylemiştim. Çok çalışırken
bazen boynumuz rahatsız olabiliyor, yaslamamız gerekiyor ve boşluğa düşüyor. Ki zaten eğer bu da sizin boyunuza uygun değilse bu sökülüp takılabilir cinsten bir boyunluk. Oturma kısmı, kol kısmı zaten birleşik gelmişti. Biz sadece kromaya tekerlekleri yerleştirdik ve koltuğumuzun alt zeminini yerleştirdik. Malzeme yapısından bahsettim. İlk şu an kullanışta, kurulumdan sonraki kullanışta memnun kaldığımı tekrar tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Krom ayağı da neden tercih ettiğimi zaten söylemiştim. Plastik ayaklar çok çabuk kırılabiliyor. Uzun ömürlü gitsin diye krom ayakları tercih ettiğimi söyleyebilirim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.